Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Fen bilimleri dersinizden 2. dönemin 1. yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Hiç vakit kaybetmeden 1. sorudan başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi gazların özelliklerinden biridir diyor. A. Sıkıştırılamazlar. B. Belirli bir şekilleri vardır. C. Küçük tanelidirler. D. Bulundukları ortama yayılırlar. Evet, sizlerin de bulduğuna eminim. Doğru cevap D şıkkı olacak. Gazlar bulundukları ortama yayılırlar. Bu gazların bir özelliğidir. Diğerleri değildir. Ve bu şekilde yaptık. İkinci soru. Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur diyor cümlemiz. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu olaya örnek olamaz? Elmanın çürümesi, çikolatanın erimesi, buzun erimesi, suyun buharlaşması. Şimdi burada hal değişiminden bahsediyor. B şıkkında katı olan maddenin sıvı hale geçmesi, erime. Bu doğru. Buzun erimesi de aynı şekilde katının sıvı olması. Suyun buharlaşması ise sıvının gaz haline dönüşmesi. Yine hal değişimi. Ama elmanın çürümesi hal değişimi değil. Biz buna bozulma diyoruz. Çünkü bazı katı maddeler ısı aldıklarında ve güneş gördüklerinde ne olur? Bozulma gerçekleşir. Hal değiştirmez yani. Cevabımız A şıkkı oldu. Üçüncü soru. Karışımlarla ilgili bir soru. Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. A. Karışımlar bir takım yöntemlerle birbirinden ayrılabilirler. Bu doğru. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliğini kaybederler diyor. İşte bu yanlış. Örneğin bir salata düşünün. Karışım yaptı. İşte içinde domates var, biber var, maydanoz var, salatalık var. Bunlar kendi özelliğini kaybetmiyorlar. C. Karışımlar saf halde değildirler diyor. Bu doğru bir ifade. Çünkü en az iki veya daha fazla maddenin bir araya gelmesiyle oluştukları için saf halde değildirler. D. Karışımı oluşturan maddeler her oranda bir araya gelebilirler. Evet, bu şekilde bu da doğru. Biz zaten B şıkkını işaretledik. 4. Mercimek un karışımını hangi yöntemle ayırabiliriz? Mıknatıslama, eleme, buharlaştırma ve süzme var. Doğru cevap eleme olacak. Neden eleme olacak onu da söyleyelim. Mercimek ve un ikisi de katı olan maddelerdir. Birisi küçük taneli, birisi daha ondan daha büyük taneli olduğu için eleme ile çok kolay bir şekilde ayrılabilir. Kullanılacak uygun yöntem B şıkkı. 5. Bazı katı maddeler de sıvı maddeler gibi konulduğu kabın şeklini alabilir. Şurasını yanlış yazdığım için üstünü ben karaladım. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir? Kaya, ağaç, un ve tuğla var. Doğru cevap C şıkkı olacak. Un. Evet, bazı katı maddeler sıvı maddeler gibi konulduğu kabın şeklini alırlar. Neden? Çünkü çok minik tane, küçük tanecikli oldukları için yayılırlar kabın içinde. Ve cevap C şıkkı. Un da bu maddelerden birisidir. 6. Çaya şeker atıp karıştırdıktan sonra şekeri göremememize rağmen çayın tadına bakıldığında tatlı olduğu anlaşılır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Şekerin çayın içinde çözündüğü. Bunu söyleyebiliriz. Göremiyoruz ama yani çözülmüş ama tadını alıyoruz. Bu doğru yani. Şekerin kendi özelliğini kaybettiği. İşte bu yanlış bir ifade. Bunu söyleyemeyiz. Şeker kendi özelliğini kaybetmemiştir. Yoksa çayın tadına baktığımızda özelliğini kaybetseydi tatlı olduğunu anlayamazdık o zaman. Özelliği hala vardır ve biz onun tatlı olduğunu anlıyoruz. C şıkkı zaten B'nin tersi o zaman doğrudur. Şekerin özelliğini kaybetmediği diyor. Evet, bu ifade doğru. Şekerli çayın bir karışım olduğu bu da doğru. Hangisi söylenemez dediği için B şıkkını işaretledim. 7. soru. Maddelerin katı halden sıvı hale geçmesine ne ad verilir diyor. A. Donma. B. Buharlaşma. C. Erime. D. Bozulma. Doğru cevap erime olacak. Çünkü katı halden sıvı hale geçtiğinde biz buna erime diyoruz. 8. soru. Önce soruyu okuyalım sonra yukarıya bakalım. Yukarıdaki karışım ve ayrıştırma eşleştirmelerden hangileri doğrudur diyor. 1. Demir tozu ve toz şeker mıknatısla ayırma. Evet, en uygun yöntem budur. Kolayca ayrılır. 2. Pirinç ve un eleme. Bu da doğru bir yöntem. Çünkü iki farklı büyüklükte katı madde
birbirinden en kolay şekilde eleme yöntemiyle ayrılır. Bakın ikisi de katı ama büyüklükleri farklı. 3. Saman ve su. Burada bir katı madde ve bir sıvı madde var. Bir katı ve bir sıvı madde olduğunda en uygun yöntem süzme oluyor. Eleme değil. O yüzden üçüncüyü saymıyoruz. 1 ve 2 olacak. O zaman doğru cevabımız nerede var? A şıkkını işaretliyorum. 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? En az iki madde karışım oluşturur. Evet, bu doğru bir ifade. İşaret koyalım. B. Karışımdaki maddeler özelliklerini yitirmez. Bu da doğru. Karışımı oluşturan maddeler ayrılabilir. Evet. D. Karışımı oluşturan maddeler fark edilmez diyor. Bu yanlış ifade. Fark edilir. Cevabımız D şıkkı oldu. 10. soru. Biri sıcak, diğeri soğuk iki madde temas ettiği zaman aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diyor. Bakalım A şıkkında sıcak maddede ısı kaybı olur. Bu doğru bir ifade, gerçekleşir. Çünkü iki madde birbiriyle temas ettiği zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğru ısı akışı olur. Ve ısı sıcaklıkları eşitlenene kadar bu durum devam eder. B. Soğuk maddede ısınma olur. Evet, bu da doğru bir ifade. C. Sıcak maddenin sıcaklığı düşer. Evet, azalır. Bu da doğru bir ifade. D. Isı soğuk maddeden sıcak maddeye doğru akar diyor. Bu yanlış çünkü tam tersi. Sıcaktan soğuğa doğru akış olur. D şıkkını işaretledik çünkü bu maddelik gerçekleşmiyor. Cevap D şıkkı. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir diyor. Bakalım. Altın, ayran, oksijen ve bakır var. Kolay bir soru. Sizler de doğru cevabı bulmuşsunuzdur. Cevap B şıkkı. Çünkü ayran saf madde değildir. İçinde yoğurt vardır, su vardır, tuz vardır. Karışımdır yani. 12. Şekir 1'deki dereceli silindir içinde 40 mililitre su vardır. Bu silindir içine şekil 2'deki gibi bir taş atılıyor. Kaptaki hacim 80 mililitre oluyor. Buna göre taşın hacmi kaç mililitredir? Bakın birinci resimde görüyorsunuz 40 mililitre sıvı var, su var. Ve içine taş bırakıldığında bu sıvı tabii ki yükseliyor. Taş da içine girdiği için. Ve 80'e yükseliyor. O zaman taşın hacmi ne kadar diye bulmak için şöyle yaparsınız. 80'den baştaki düzeyi çıkarırsınız. Ve geriye 40 oldu. Demek ki taşın hacmi 40 mililitredir. Bu şekilde bulabiliriz. 13. soru. Yukarıda sayılanların hangisi ya da hangilerinin sonucunda karışım oluşur diyor. Şimdi bakalım. Birinci cümlede şöyle bir durum var. Bir sürahi suyla bir çaydanlık suyu aynı kovada karıştırma. Bunların ikisi de aynı madde olduğu için bir karışım oluşturmaz. 2. Bir bardak süt ile bir bardak suyu aynı kaseye boşaltma. Evet, bu iki farklı madde olduğu için bir araya geldiği için karışım olur. Domates, soğan ve maydanozdan oluşan salata yapma. Evet, bu da karışım oluşturur. İçinde tuz bulunan tuzluğa yeni alınan tuzu da boşaltma diyor. Bu karışım oluşturmaz çünkü ikisi de aynı madde olduğu için. Bakıyorum cevabımız 2 ve 3. cümleler yani B şıkkı olacak. B şıkkını işaretledim. 14. Bir cismin kütlesini ölçmek için hangisini kullanamayız diyor. Baskül, eşit kollu terazi, kantar ve dereceli silindir var. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Dereceli silindirle kütle ölçmüyoruz. Diğerleriyle kütleyi ölçüyoruz. Bu şekilde işaretledik. 15. soru. Aylin aşağıda birinci durumda görüldüğü gibi dereceli kaba su dolduruyor ve gördüğü seviyeyi not ediyor. Daha sonra 2 adet cam bileği dereceli kaba atıyor. Şu ikinci durumda. İkinci durumda gördüğü seviye şekildeki gibi olduğuna göre bir cam bileğin hacmi kaç mililitredir diyor. Şimdi ilk başta su 350 mililitre birinci durumda. Bileğleri attıktan sonra 378 olmuş. O zaman bileğlerin hacmini bulalım iki bileğinin. Yani 378'den 350'yi çıkaralım. 8, 2, 28 mililitre. Ama bu iki tane bileğinin hacmi. Bize neyi soruyor? Bir tane cam bileğinin. Bir cam bileğinin hacmini soruyor. O zaman 28'i de 2'ye böleceğiz. Ve bu şekilde bir tane bileğinin hacmini bulmuş olacağız. Evet,
Demek ki bir tane bilyenin hacmi 14 mililitre oluyor. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. Son iki soruyu da yapalım. 16. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri gaz maddelere ait özelliktir diyor. Birinci cümle bulundukları ortama yayılırlar. Evet, bu gaz maddelere ait bir özellik. 2. Belirli bir şekilleri vardır diyor. Yanlış. Bu ifade gazlara ait değil, katılara ait. Hacimlerini ölçebiliriz diyor. Evet, gazların da hacimleri ölçülebilir. Bunu da doğru işaretledik. Yani 1 ve 3. cümleler gaz maddelere ait bir özellik burada. Ve bakıyorum B şıkkını işaretliyorum. Son soru. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı aldığında hal değiştirir diyor. Tahta, margarin, şeker ve kum var. Doğru cevap margarin olacak. Çünkü ısı aldığında katı halden sıvı hale geçer ve erime gerçekleşir. Tahta, şeker ve kum ısı aldığında hal değiştirmez. Bunlarda bozunma gerçekleşir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Evet sevgili öğrenciler, yazılıya hazırlık çalışmamız bu kadardı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Yazılınızda başarılar diliyorum. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.